Şimdi öbür tarafta normal bir bankadan, şimdi bu normal banka kullanıyorum, sizi rahatsız ediyor mu? Hani evet, o normalde biz katılım bankası. Çok hani, konvansiyonel diyoruz. Veya evet, ticari yani ben hani vatandaş anlasın diye banka. Tabii tabii. Üç tip banka var Türkiye'de. Hı-hı. Yani ticari bankalar, mevzuatta adı öyle geçtiği için ticari bankalar, katılım bankaları, yatırım bankaları. Evet, bunlar sistemin parçası. Şimdi ben o bankalardan, katılım bankasının dışındaki bankalardan bu tarz bir alışverişi yaptığım zaman aylık ödemem diyelim ki 1,5 lira. Hı hı. Ama bir olağanüstü bir durum yaşadım. Yani ve o ay sonunda o parayı ödeyemedim. Olabilir, hepimizin başına gelebilir. Milyonlarca insanın başına asgari geldiği gibi. Yaptım. O asgari ücreti yapmak, hayır. Hı. Şimdi bu bankada o asgari ücreti ödemek bana bir avantaj sağladı. Kısa biraz vadeli. Daha düşük, kısa vadeli. Kısa tamam. Vadeli ama zaten sağlıyor. O ay sonu bir sıkıntım var benim. Evet. Tamam, kısa vadeli avantaj yaşadım. Sizde böyle bir avantaj yok. Ödeyemediğim zaman size... Hı. Ne yapıyorsunuz? Biz kendi, yani her bankanın kendi politikası vardır şüphesiz ama bizim kendi bankamızda biz kartı kapatıyoruz, kullanımı kapatıyoruz ödeyene kadar. Gerekirse yeniden yapılandırma yapıyoruz kar payı ilave etmeden. Müşterinin ödeme ihtimali varsa, ona inanıyorsak, suistimal etmediğini düşünüyorsak yeniden yapılandırma imkanı oluştururuz ama kart kapalı kalıyor. Mal bende mi kalıyor? Tabii tabii. Mal alamazsınız. Alamayız artık. Yani katılım bankalarından ben taksit alışveriş yaptım. Çok sıkıştım. O zaman bankaya gelip ya ben bu ay ödemeyi yapmayabilirim diye de başvurabiliriz. Öyle bir yani tabii olabiliyor. Başvurulabilir. Yeniden yapılandırırız. Biz tabii tabii yani şöyle yeniden yapılandırırız ama hani bir mimde koyarız. Yani bu arkadaş şeylerini yönetmekte, alışverişini yönetmekte zorlanıyor diye. Bütçeyi yönetemiyor. Bütçeyi yönetmekte zorlanıyor. Hani ikinci defa olursa bu sefer daha sorunlar çıkabilir.